Dördüncü bölüm. İbrahim'in imanı. Şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyeceğiz? Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır. Ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı. Çalışana verilen ücret lütuf değil, hak sayılır. Oysa çalışmayan ama Tanrısız'a aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davud da şöyle anlatır. Suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara ne mutlu. Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Hangi durumda aklanmış sayıldı? Sünnetliyken mi, sünnetsizken mi? Sünnetliyken değil, sünnetsizken. İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlar da aklanmış sayılsın. Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakta kalmayan ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinde yürüyen sünnetlilerin de babası oldu. Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi, kutsal yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi. Eğer yasaya bağlı olanlar mirasçı olursa, iman boş ve vaat geçersizdir. Yasa Tanrı'nın gazabına yol açar. Ama yasanın olmadığı yerde, yasaya karşı gelmek de söz konusu değildir. Bu nedenle vaat, Tanrı'nın lütfuna dayanmak ve İbrahim'in bütün soyu için güvence altına alınmak üzere imana bağlı kılınmıştır. İbrahim'in soyu, yalnız kutsal yasaya bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Seni birçok ulusun babası yaptım, diye yazılmış olduğu gibi İbrahim, iman ettiği Tanrı'nın, ölülere yaşam veren, var olmayanı varlığa çağıran Tanrı'nın katında hepimizin babasıdır. İbrahim, ümitsiz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağına ümitle iman etti. Senin soyun böyle olacaktır, diye söylenen söze güveniyordu. 100 yaşına yaklaşmışken, ölü gibi olan bedenini ve Sara'nın rahminin kısırlığını düşündüğünde imanı zayıflamadı. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın kendi vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Bunun için de aklanmış sayıldı. Aklanmış sayıldı sözü yalnız onun için değil. Aklanmış sayılacak olan bizler, yani Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa, suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi.